Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Bu testimizde TYT tarzında çözümlere başlayalım. AB 8 AC 12 verilmiş G de ABC'nin ağırlık merkezi olduğuna göre alan BGC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ağırlık merkezi alan ilişkisi biz altılı parçalamayı biliyoruz ama şöyle köşelere geldiği zaman da ne oluyordu arkadaşlar? Şu şekilde 3 eşit parçaya bölüyordu. E hocam ben 3A'yı bulabilirim. 3A alanın dik üçgenin alanı olduğundan 8 ve 12'nin çarpımlarının yarısı değil midir? 8 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. E hocam buradan şu 2 sadeleşti. 6, 3 ile de 6 sadeleşince 2, 16 yama eşit oldu. Evet böylelikle cevabımız 16 oldu. Birinci soru Edremit oldu. Geldik 2'ye. Aynasını temizlemek isteyen Sude dezenfektan ve aynası, dezenfektan ve aynasını zemine dik konumlu tutarak Şekil 1'deki gibi bir tam sıkım yapıyor. Su de şekil 2'deki de dezenfektan ve aynasının doğrultusunu değiştirmeden aynayı ok yönünde 2 birim yaklaştırarak bir tam sıkım daha yapıyor. Evet şöyle 2 birim yaklaştırmış arkadaşlar. Şuradaki mesafeyi biz ne diyelim? 2 birim diye diyelim. Uzaklık yani şuradan şuraya uzaklık 2 birim olduğunu biliyoruz. Peki başlangıçta dezenfektan ile ayna arasındaki mesafe 5 birim olduğuna göre Başlangıçta şuradaki mesafe 5 birimmiş arkadaşlar. Tamam 5 birim. O zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Mavi boyalı üçgenlerin alanları oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E, zaten zemine dik olarak geri geldiği için ne olmak zorunda arkadaşlar? Şöyle bir şey oldu. Önceden buradan buraya kadar olan kısım 3, buraya kadar olan kısım 2. İşte mavi boyalı alan bizden şu kısmın tamamını oranı isteniyor arkadaşlar. Bakın bu kısım burada. Şimdi benzerlik oranı kaç burada? 3 bölü 2 değil mi? Yani burası da 3K iken burası 2K değil mi? E o zaman burada benzerlik oranı kaç? 3 bölü 5. Benzerlik oranı karesi nedir? 9 bölü 25. O zaman burada kalan 9A iken burası 25A değil. Dikkat. 16A yapmak zorunda. Zaten benden şey isteniyor ama. Şuraya 9A bulduk ya. Tamamı da 25A ya. Tamamı isteniyor. 9 bölü 25 isteniyor. Direkt alanlar oranı arkadaşlar. Çünkü dik olarak geldiği için uzunluk burada da diktir. Yani şunlar da birbirine paralel oldu. Benzerlik alan ilişkisi çıktı. 9a bölü 25a oldu cevabımız. Ya da başlangıçtaki 25'ti. Sonraki 9 oldu değil mi? 25 bölü 9 isteniliyor. Cevabımız böylelikle ikinci soruda edremit oldu. <laughs> geldikçe Evet alan abd 15. Arkadaşlar burası 15 verilmiş. Alan bdc'yi de 12 vermişler. Sonra ed uzunluğunu 3 vermişler. ED uzunluğu 3 ve AC uzunluğunu 9 vermişler. AC. Hocam buraya kadar olan kısım 9. Hmm, CD uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Hocam şu üçgende alana bakacak olursak bakın şu üçgende alana bakacak olursanız bu üçgen alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. BD'yi vermiş mi bize? Vermemiş. Yapacak bir şey yok. Hocam bu üçgende ve alttaki üçgene bakacak olursanız her iki üçgende de tabanları aynı değil mi? Evet. Tabanları aynıysa tabanları aynı olan üçgenlerde alanlar oranı yükseklikler oranına eşit değil midir? E o zaman tabanları aynı olduğu için alanlar oranı 15 bölü 12 3'e böl 5 3'e böl 4 5 bölü 4 yani burası yüksekleri oranına eşit olmak zorunda güzel bir soruymuş bu arada. Hocam 15 yüksekliği 5K iken e, buranın yüksekliği de kaç K olacak? 4 K olacak. Toplam 9 K eşittir. 9 ise K'yı 1 buluruz. O zaman burası kaç çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. CD uzunluğu isteniyor. Şurası da 4 çıktı. E burası 4 çıktıysa 3, 4 ne üçgen arkadaşlar? 5 üçgenden cevabımız böylelikle C'han oldu. Evet güzel bir soru. 3. soru Cihan oldu. Geldik 4. soruya. Ağırlık merkezi alan ilişkisinden gitmeye ya yani karışacak. Böyle böyle çizersek karışacak arkadaşlar. Şu normalde öyle olduğu zaman 6 eşit parçaya bölenden gidiyorduk ama burada direkt şeyden gidelim isterseniz. Ağırlık merkezi. Şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Hocam burada bir ne var? 1'e 2 oran var. Tamam. E burada K'da kalan olsa 2K'da kalan nedir? 20 diyeceğiz ama buradaki 4 bölü 6 ya da direkt 6A'ya 4A diyebiliriz. K'daki 10 2K'daki 20 yapmalı. 10A eşittir 20 ise e o zaman A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. Burası kaç yaptı? 8 yaptı. Sonra Burası 8. Burası da kaç yaptı? 12. Toplam burada kalan çift kalan 30 değil mi? Evet. 10 burada. 8 12 burada. Topladığın zaman 30. Çift kalan 30 iken çift kalan yine 30 olacak. E o zaman buraya da 30 yazabiliriz. E, taralı alanlar toplamı isteniliyor bizden. 30 ile 8'in toplamı yani 38 yapar arkadaşlar. Dördüncü soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik beşinci soruya. E hocam direkt burası A iken buraya ne diyorduk? 3A diyorduk. Eşit eşit, eşit olduğunda değil mi? Ya da benzerlik alışkısından gidebilirsiniz. Zaten bir de bir şey daha verilmiş arkadaşlar. CD uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Hocam burası K iken BD 2K yazarsam 2 kde kalan 4A 2 katı 2 katı. O zaman burası 2A olur. Adam bize 3A'yı 24 demiş. A buradan 8 gelir. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Alan ABC yani 6A isteniyor arkadaşlar bizden. 6A nedir arkadaşlar? 6A da A yerine 8 koyarsam eğer 6 kere 8'den 48 çıkar. Evet 5. soruyu da böylelikle Akçay bulduk. Geldik 6'ya. Pipet, ip, şekil 1, şekil 2. Bakalım ne diyor? Boyları 12 cm olan 3 doğrusal pipetin kıvrım yer, yer yerinin alt kısmı üst kısmının dikkati uzunluğundadır. Hocam burası K iken burası neymiş? 2 kaymış. Eyvallah. Bu pipetler kıvrım yerleri üst üste gelecek biçimde şekil 1'deki gibi bağlanıp çerçevesine ip geçirilerek şekil 2'deki gibi ABC üçgenine evet şöyle bir ABC üçgeni elde ediliyor. Aa çok güzel ya. Evet, pipetlerin kalınlığı imal edildiğine göre alan ABC nedir, nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Boyları 12 ya. Hocam 3K 12 ise 3K 12 ise K'yı buradan kaç buluruz? 4. Yani şurası 4, burası kaç yaptı? 8. O zaman uzunluklar 4'e 8, 4'e 8, 4'e 8. Aa hocam 1'e 2 oran var, 1'e 2 oran var. 2 tane 1'e 2 oranında doğru hatta 3 tane 1'e 2 oranında doğru kesmişse burası ağırlık merkezi yapmaz mı? Yapar. Şöyle diyelim hatta ağırlık merkezi olması için en az 2 şart sağlanması gerekiyordu. Burada 2 tane 1'e 2 oranında doğru kestiği için e o zaman burası ne olmak zorunda? Ağırlık merkezi olmak zorunda. Madem ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Kenar ortaydır. Kenar ortaydır. E hocam bütün kenar ortaylar birbirine eşit. Kenar ortaylar birbirine eşit olan üçgen hangi üçgendir? Evet. Aynen öyle. Eşkenar üçgendeydi arkadaşlar. O zaman bu bir eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgen olduğu için çizilen kenar ortay ya da burada çizilen kenar ortay açı ortaydır. 30-30 yaptı. E burası da 30-30 yaptı. Bu da açı ortay. Bu da açı ortay ve yüksektir 30-30. E 30'un karşısı 4 60'ı karşısı nedir? 4 kök 3. Burası da 4 kök 3 geldi? Alan ABC isteniyor. Hocam burası 8 kök 3. A 3 bölü 4'ten bulabilirsiniz ama gerek yok. Tabanımız 8 kök 3 yani yüksekliğimiz kaç? 12 bölü 2 alana eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? 48 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Yani 6. soru. Gerçekten güzel bir soru. Cevabımız Edremit yaptı. Geldik 7'ye. Hocam bir kere 3'e 8 oran var. Nerede? Şu paralel doğrular arasında 3 bölü 8 oran var. E o zaman bu paralel doğrular arasında 3 bölü 8 oran varsa ya da yukarıdan aşağıya. 8 bölü 3 oran varsa karesi 64 bölü 9. Hocam burası 64 a. Burası ne olacak? 9 a olacak. E 64'ü 2 eşit parçaya bölecek burası. 32 a'ya 32 a olur arkadaşlar bunlar. Çünkü tabanlarla alanlar doğru orantılıydı. Tamam 64 a ise 2 eşit parçaya bölecek. 32 a 32 a oldu. Şimdi S1 ile S2'nin toplamı yani toplamda kaç yaptı arkadaşlar bu? Şuradan dolayı bir şey geliyor. 32 ile 9'un toplamı 41A değil mi? 41A 41 eşitse A'yı buradan 1 buluruz. Alan ABF isteniliyor bizden. ABF yani 32A isteniliyor. A yerine 1 yazınca cevabımız kaç çıkar? 32 çıkar arkadaşlar. Evet 7. soruyu böylelikle C'ye bulduk. Geldik 8'e. Evet 2 verilmiş 3 verilmiş boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Bu, nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Hemen açıları yazalım. 60 60 60 ve açıları yazdın ama şunların da eşitliğini göster. Eşkenar üçgenin yapılamamasının en büyük sebebi neydi? 1. Açıların yazılmaması. 2. Kenarların eşitliğinin gösterilmemesiydi. E o zaman hocam burası 30 60 90 üçgen çıktı. Burada da öyle burada da öyle. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. <laughs> Sonra bir yerden daha başlayalım. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6'dır. Sonra e hocam şurada da 30'un karşısına A dersem burası da nedir? 2A. A. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. 2A artı 6'ya eşittir. 2A artı 2 pardon eşittir. Hocam A artı 6'ya eşit olduğundan dolayı A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Madem A 4 o zaman burası kaç yaptı? 8. Şimdi benden bu alan isteniyor. Ne yapacağız arkadaşlar bu alanı bulmak için? Tüm alandan şu alanları çıkartabiliriz. Başka türlü bu alanı direkt tek hamlede bulamayız arkadaşlar. Ha belki buluruz da özel bir şeyler gelir mi gelmez mi biraz riske atmak istemiyorum açıkçası. Ee, ben eşkenar üçgen alanından yani bir kenar kaç oldu 10 mu oldu? Eşkenar üçgen alanından 10'un karesi kökü 3 bölü 4'ten neyi çıkartacağım arkadaşlar? Şuradaki üçgenlerin alanları. Bu arada burası 2 kök 3 burası 3 kök 3 burası da nedir arkadaşlar? 4 kök 3'tür. 30'un karşısından 60'ı karşısına geçiş olduğundan dolayı. Evet 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'yi çıkartacağım. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 çıktı. Hocam 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2'yi de çıkartacağım. Bölü 2'yi de çıkartacağım hocam. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'yi de çıkartacağım. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'yi de çıkartacağım. Sadeleştirmek istemiyorum. Şuradakiler sadeleşmiyor çünkü ondan dolayı. Ee, burası a kare kök 3 bölü 4 bölü 2 yapayım. Normalde 100 kök 3 bölü 4 aslında 50 kök 3 bölü 2 değil midir? Evet eksi. Hocam burası 4 kök 3. 4 kök 3 bölü 2 eksi burası 9 kök 3 bölü 2 eksi burası da 16 kök 3 bölü 2. 16 9 daha 25 4 daha 29 50'den 29 çıkınca kaç kaldı 21 kaldı. Cevabımız da 21 kök 3 bölü 2 yapar o zaman arkadaşlar. Yani kaçıncı soru arkadaşlar bu 8. sorunun cevabı böylelikle Edremit çıktı. Geldik 9'a. Hocam paralellik var. Bak şunlar birbirine paralel. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa ki öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bir üçgenin alanı isteniyorsa şekilde de 90 derece varsa %99.9 nereden çıkar? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkar. Ama şu üçgende hiçbir taban uzunluğu yok. O zaman taban çarpı yüksek bölü 2 bu alanda bulamam. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İki paralel doğru arasında bir üçgen olduğunda paralel doğrular arasında bir taban bir de tepe noktası bulunuyor ya. Tabanı sabitle tepe noktasını hop en köşeye çek tabanı bu tepe noktası bu olacak şekilde üçgen oluşturacak olursak şu şekilde önceki alanla şimdiki alan ne olacak arkadaşlar birbirinin tıpkısının aynısı olacak e o zaman tıpkısının aynısıysa çünkü alanlar eşit olacak şimdi ne yapacağız şu alana a dersem o zaman bu alan da a'dır arkadaşım bu alanı bulabilir miyim ben bulurum tabii ki taban belli mi belli bu tabanın tepesi burası tepeden çizilen yükseklikte belli mi belli yani alan ne olacak o zaman arkadaşlar 8 çarpı 5 bölü 2 A alanına eşit olacaktır. 40 bölü 2'den cevap 20 çıkar. Cevap 20 mavi alan aynı zamanda bu sarı alan mı turuncu alan mı işte neyse turuncu alana eşit olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 9. sorunun cevabı da böylelikle anam 16 değil 20. 20 yapar. Evet cevap Zedremit oldu arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Ee, sinüsten yaptırırlar büyük ihtimalle de sinüsü boş ver kardeşim. Şekilde özel açı varsa tabana ait yüksekten sonuca ulaşırsın. 90'ın karşısı 2 kökü eksi 2 ise 30'un karşısı nedir? Kökü eksi 1 değil midir? Evet yarısı. E o zaman ne oldu arkadaşlar bu? Alan taban çarpı yüksek bölü 2 değil mi? Kökü 3 artı 1 çarpı kökü 3 eksi 1 bölü 2 eşit olacak. Hocam a artı 1 ile a eksi 1'in çarpımı 2 kare farkı yani 1 e, a kare eksi b kare yani kökücün karesi 3 eksi 1'in karesi 1 yaptı. Bir de bölü 2 var arkadaşlar. 2 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı? 1 çıktı. Yani 10. soru böylelikle akçay çıktı. Ve böylelikle test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.